Bismillah. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diyorum. Bu akşam Allah izin verirse konumuz uzunca bir süredir ara vermiş olduğumuz Öteki dizisinden yeni bir isim Ali Çetinkaya. Bu resmi ismi ve soy ismi. Ama hem yaşadığı dönemde, çevresinde, toplum genelinde hem ondan sonra bugüne kadar bütün tarih literatüründe yerleşmiş, onu asıl tanıtan isim lakabıyla beraberdir. O da Keleli'dir. Saçlarının dökük olmasından ötürü. Bu akşam şimdi ben akışın içerisinde dilime nasıl geldiyse her ikisini de zikredebilirim. Bir kafa karışıklığı olmasın. Ali Çetinkaya arkadaşlar mesleği itibarıyla subay, Osmanlı subayı. Tarihte kendisinin ilk defa göründüğü olay henüz daha teğmen üsteğmen olduğu, yani çok genç yaşlarında Abdülhamid Han'ın tahttan indirildikten sonra 31 Mart'ta mütakip Selanik'e sürgün edildiği yıllar içerisinde Selanik'te sürgün, gerçekte hapis olarak bulunduğu köşkteki muhafız subaylarından bir tanesi Ali Çetinkaya'ydı ve bu göreviyle, bu kimliğiyle ilk defa tarih sahnesine adım atmış sayıyoruz. Burada çok ilginç olduğu için hemen bir parantez açayım. Rahmetli 2. Abdülhamid Han'ın ve rahmetli Adnan Menderes'in tutukluluğu döneminde onun muhafız subaylığını yapmış olanların tamamı kendi meslek hayatlarının ilerisinde önleri fevkalade açılmıştır. Her ikisinde de böyle olunca ve her ikisinde de bu şekilde önü açılmış, sırtı sıvazlanmış, çok üst düzeye kadar yükselebilmiş subay sayısı çok fazla olunca doğal olarak bu çokluk içerisinde bu olayı tesadüfe veyahut da işte o X kişinin, hani bir tek kişiden ibaret olmuş olsaydı, o X kişinin son derece karizmatik oluşuna, yetkin oluşuna falan bağlayamayız. Mesela bu anlamda Ayşe Osmanoğlu'nun, yani Abdülhamid Han'ın kızının Babam Sultan Abdülhamid isimli kitabından meraklılarına tavsiye ederim. Çok özgün ve önemli bir kaynaktır. 164. sayfasından naklediyoruz. Diyor ki, babamın Selanik'te görünürde muhafızlığını, gerçekte gardiyan başılığını yapan subaylar içerisinde Mahmut Soydan vardı. İleride Milliyet Gazetesi'nin kurucusu, sahibi, sürekli olarak milletvekili, Atatürk'ün yakını, üst düzey. 4 tane 20'li 30'lu yıllarda, ikbale erdiği yıllarda 4 tane ayrı metresi oluşuyla ve metreslerinin göz renklerinin hepsinin farklı farklı oluşuyla övünecek son derece şerefli büyük Türk büyüklerinden bir tanesi. Kürt Mahmut olarak o da tarihte bilinir, Siirtlidir. Mesela bir tanesi bu Keleli, mesela bir tanesi Fethi Okyar, mesela bir tanesi Salih Bozok deyince yani ünlüler geçidi. Halbuki bunlar bu tarihte hepsi henüz daha teğmen üsteğmen rütbesinde olan genç subaylar. Menderes dedik, ezberimden hemen nakledebileceğim Teoman Koman. 28 Şubat döneminin mimarlarından, ünlü jandarma genel komutanı, Susurluk Meclis Araştırma Komisyonu'nun resmen davet göndermesine rağmen o yıllarda subay, faşizan subay kibrinin zirve örneklerinden birini verip meclisi tanımıyorum tavrıyla mesela o davete icabet etmemesiyle de ünlü olmuştur. Şu an ezberden söyleyemeyeceğim, Menderes'e muhafızlık, gardiyan başılık yapmış ve birçoğu Menderes'i dövmüş, işkence etmiş. Mesela sigaralarını eziyet olsun diye özellikle Menderes'in vücudunda söndürmüş. Çünkü İmralı'da idam edildikten sonra kendisini gusleden, İmralı'da bulunan adi suçtan hükümlü mahkumlar gasil esnasında vücudunda 14-15 tane sigara yanığı saydıklarını anlatacaklardır. Bunların da önü açılmıştır sonraki yıllarda. Evet, bu parantezi kapattık, geçtik. Yani bunu şunun için söyledim, asıl konuyu dağıtarak. Bu konu tesadüfe yorulamayacağına göre başlı başına son derece önemli, ilginç, çarpıcı, yakın tarih araştırma konularından birini oluşturur arkadaşlar. İlgilisi, meraklısı olursa duyurmuş olalım. Sonra Ali Çetinkaya'yı tarihte bizim önümüze çıkartan ikinci önemli gelişme, esas itibarıyla müspet bir gelişme. Yunanlılar İzmir'e çıktıktan kısa bir süre sonra işte güneye, kuzeye, batıya yayılmaya çalışırlarken Ali Çetinkaya da o yıllarda Ayvalık'ta piyade alay komutanlığı yapmaktayken Yunanlılara denizden Ayvalık'a çıkarma yapmaya çalışan ve çıkarma da yapan Yunanlılara alayıyla beraber ateş açmış olması. Dolayısıyla işte bu ilk kurşunu paylaşamayan ünlüler arasında her ne kadar resmi tarihi dönme olduğu için bunu büyük bir üç kağıt daha çevirerek Hasan Tahsin'e yıkmışsa bile şimdi o ayrı bir mesele. Bununla ilgili sunum yapmıştık zaten. Ama bu ilk kurşunu hayır ben attım, hayır sen attın, hayır o attı tartışması, kargaşası içerisindeki adaylardan bir tanesi de Ali Çetinkaya olmuştur. Gerçi olayın bu tarafının birazcık resmi tarihin ve ideolojinin yani bu bağlamda Keleli sevenlerin açılmasından hoşlanmayacakları bazı ilginç derin detayları da vardır. Şunun gibi diyelim geçelim. Burhan Oğuz'un Yaşadıklarım Dinlediklerim isimli önemli hatıratında diyor ki Ali Çetinkaya bu Ayvalık'ta ilk kurşun meselesinin gündeme getirilmesini kalan bütün ömrü boyunca çok da arzu etmezdi. Çünkü diyor kendisine ilk kurşunun sıkılması emri dönemin daha sonra resmi tarih tarafından vatan haini ilan edilecek, tukaka yapılacak ve İstiklal Harbi'nin son günlerinde de halk tarafından organize bir lincin kurbanı olacak. O günlerin dahiliye vekili yani İçişleri Bakanı Ali Kemal'den gelen gizli bir emir üzerine diyor Ali Çetinkaya alayıyla beraber ilk kurşunu sıktı. Tabi resmi tarihin ve ideolojinin Ali Kemal'i yerleştirmiş olduğu yer itibarıyla baktığımızda böyle bir bilginin açığa çıkmaması lazım. Çünkü bu durumda en azından kafalar karışacak. Normal şartlarda ise zaten bir karışık sebze çorbası sunumu değerini taşıyan resmi tarih denilen o ucube yalan kumkuması iyice karışmış olacak. Bir diğeri de şu yüzdendir. Bunu bizzat Ali Çetinkaya'nın Malta'da sürgünken ailesini hanımına gönderdiği mektuplardan oluşan Sürgün Mektupları kitabının 5. sayfasında görüyoruz. İşte bu ilk kurşun meselesinden ötürü daha sonra tutuklanıp da Malta'ya sürgün edileceklerin arasına dahil edilmesi kararlaştırıldığında o günlerin İstanbul'daki çok etkili yetkili İngiliz istihbarat sorumlusu Yüzbaşı Bennett tarihte hangi özelliğiyle meşhurdur? Mustafa Kemal'e Samsun'a gidiş vizesini resmen mühürlemiş ve imzalamış olan yüzbaşıdır bu. Ama şimdi konuyu hepten dağıtmamak için olayın o taraflarına girmiyoruz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bizim bu resmi tarih Ali Baba ve Kırkaramilerin ambarı yani açıl susam açıl dedikçe o açılır. Size öğretmenlerinizin ilkokul 1'den üniversite 4'e kadar yaklaşık 15 sene boyunca yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan söylediğini öğretir. Neyse. İşte bu Yüzbaşı Bennett'e arkadaşlar Keleli Ayvalık'ta Yunan'a kurşun sıktığından ötürü Malta'ya sürgün edileceği günlerde yalvarıp yakaran bir mektup yazıyor. Ayvalık'ta Yunan'a karşı gösterdiği direnişi de farklı yorumlayıp İngilizlerin ve bütün düşmanların hani 7 düel vardı ya onların hoşuna gidecek şekilde farklı yorumlayıp sürgünden sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi bu önemli ve ilginç çünkü bu bilginin kökeni işte bilmem hangi tarihçinin iddiası ya da bilmem hangi hatırat değil. Bizzat Ali Çetinkaya tarafından yazılmış daha sonra Sürgün Mektupları ismiyle yayınlanmış olan kitabın 5. sayfasında hangi akla hizmet bilemiyorum. Bu yalvarma mektubunun metni var. Arzu edenler oradan okusunlar. Sonra 3. Yani şimdi Kelali'yi tarihte asıl meşhur yapan olayı ben baştan söyleyeyim. İstiklal Mahkemesi Başkanlığı. 3 Aliler Divanı bunlar. Kelali, Kılıç Ali, Necip Ali. Mahkeme zaten 4 hakim ve savcı görünümlü toplam cellattan oluşuyor tetikçiden. Ya da Nurettin Topçu'nun ifadesiyle işte istiklal mahkemelerinde hakim yoktur, eşkıya vardır. Siz hangisini isterseniz onu seçin. İster eşkıya deyin, ister cellat deyin, ister tetikçi deyin. Ali Keleli bunların reisleri. Ve tarihteki asıl unutulmaz kimliği, marifeti de buradan kaynaklanmıştır ama fakat hani halk arasında derler ya 10 parmağında 10 marifet, daha oralara gelemedik asıl büyük kariyerine. Deli Halit Paşa cinayetinin de sırlı ismidir. Deli Halit Paşa bunlar gibi subay kökenli, sinir hastası, aşırı asabi. Mecliste o da milletvekili, bunlar da milletvekili. Sene 1925 Şeyh Said isyanı olayından bir hafta 10 gün öncesi Şubat başları. Deli Halit Paşa o aşırı asabi haliyle mecliste hiç yoktan birileriyle tartışmaya başlıyor. Silahlı bunların hepsi meclisin içinde de. Yani eşkıya diyor ya Nurettin Topçu, öyle biliyorsunuz. Eşkıya silahlı olur. Bunların hepsi beli silahlı tipler yasak olmasına rağmen. Olmayacak bir sebepten kavgaya tutuşuyor ama anladığımız kadarıyla başını Keleli'nin çektiği bu üst düzey ve yakın çevre çete gerçekten bir punduna getirip bu sağı solu belli olmayan Deli Halit'i ortadan kaldırmayı kararlaştırmışlar zaten. Ve meclis binası içerisinde arkadaşlar ister inanın ister inanmayın bir provokasyon yaşanıyor. Nefsi müdafaya giydirilerek Deli Halit Paşa öldürülüyor, vuruluyor ilk önce. İşin enteresanı aldığı kurşun yarası öldürücü değil. Sonra, şimdi buna da ister inanın ister inanmayın, İşte doktor yerinden kıpırdamaması lazım dedi deniliyor. Ölünceye kadar yaklaşık 5-6 gün kadar meclisteki kalem odalarından birinde kuru bir masanın üzerinde yatırılıyor ve güya tedavisi de orada görülüyor. Hastaneye taşınsa mecburen kurtulacak çünkü kurşun çok basit bir yara açmış. Sonra zatürreden ölüyor. Şimdi bu olayın Keleli neresinde? Tabiri caizse altında. Çünkü birbirlerine giriyorlar önce yumruk yumruğa. Deli Halit Paşa hem daha deli hem daha kuvvetli demek ki. Keleli'yi altına alıyor, yıkıyor, yumruklamaya başlıyor. O sırada mahkemeye de intikal eden ve faillerden hiçbirinin işte nefsi müdafaya girdi denilerek ceza almaması sağlanan, yani tek kelimeyle meclisin ortasında vurulmuş milletvekilinin resmen aslan gibi pisi pisine gitmesiyle neticelenen bu olayda resmi tarih ve o günkü hukuk diyor ki tabancasını çekti Deli Halit, üstteydi, Keleli'ye doğrulttu, öldürecekti. O sırada Keleli de kendi belindeki tabancayı artık yani ölümle arasında bir ramak mesafe kaldığından ötürü mecburen çekti ve tetiği Deli Halit'ten daha evvel çekti, o onu öldürdü. Bu durumda da beraat etti. Tabii gerçek öyle olmuyor. Çeteye dahil milletvekillerinden Rize milletvekili Rauf isminde bir tanesi o sırada Deli Halit'i sırtından vuruyor. O da dediğim gibi öldürücü bir yara değil. Ama sonra kanırta kanırta adamı öldürüyorlar yani işte. Katiplerden birinin masasının üzerinde yatırıyorlar. Kış zaten, hava çok soğuk. O sonuçta yani öldürücü olmasa da bir mermi vücuduna girmiş, kan kaybı falan var. Zatürreden ölmüş oluyor. Hatta ifade verirken bilinci falan yerinde tabii. Hatta Mustafa Kemal de geliyor, ziyaret ediyor. Vah paşam sana ne oldu böyle falan diye. Neyse oralara girmeyelim. Savcıya söylüyor yani işte ben diyor kilit altıma aldım, boğazını sıkıyordum. Bu Rauf diyor beni arkamdan vurdu. Tabii o şehadet tanıklıkta hasır altı ediliyor arkadaşlar. Yani şimdi bunlar yakın tarihe meraklı ve iyi okuyan biri değilseniz büyük ihtimal ilk defa duyduğunuz şeyler, inanmakta zorluk çekiyorsunuzdur. Evet, tek parti CHP Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi arkadaşlar. Şimdi bu da kahramanımızın tarihteki üçüncü önemli görünümü. Dedikten sonra artık asıl kimliğine gelebiliriz, yani İstiklal Mahkemesi. İstiklal Mahkemesi reisliğine tabii bu çoğu zaman meclis temyizi falan da olmaksızın son merci olarak idam hükmü verme yetkisine sahip bir mahkeme olduğu için 3 kişiden oluşuyor. Biliyorsunuz bugün de ağır ceza heyetleri 3 kişiden oluşur. Bir başkan 2 üyedir. Çünkü idam cezası verebilir hani o gün için. Bunu bir tek kişinin üstüne yıkmıyor genel hukuk anlayışı. Ama işin enteresan tarafı tabii bu 3 Aliler Divanı denilen cellat topluluğunda meslek olarak hukukçu kimse yok. Hepsi subay. Bir tane var. Savcı zannediyorum Necip Ali. Onun dışında kalanların hepsi arkadaşlar hayatlarının herhangi bir döneminde hukuk adına hiçbir tahsilde bulunmamış. Zaten bu Keleli'nin ilave marifetlerine geldiğimiz vakit tırnak içinde ne kadar yüksek bir entelektüel olduğunu da ayrıca göreceksiniz. Mozart düşmanlığı üzerinden ama bekleyin oraya daha var. Bunlar Ağır Ceza Mahkemesi üyesi oldular. Üyesi oldukları mahkeme vermiş olduğu idam hükümlerinin herhangi bir temyiz ve onay makamı olmaksızın çoğu zaman yani mecliste bir tarafa konularak, gerçi konmasa ne olacak mecliste gene işte hık değiciden, evet efendimcilerden oluşmuş 350 kişilik bir diğer çete ve tetikçi grubu. Ama hani ona öyle formalite olarak devreye girmiyor. Adamlara bu yetki veriliyor. Ne zaman veriliyor? Kele bu yetki. Nevzat Onaran'ın Cumhuriyet'te Ermeni ve Rum mallarının Türkleştirilmesi. Sayfa 285'te gördüm bu detayı. Halit Paşa'yı öldürdükten, işte Rauf'la beraber falan, 3 hafta sonra ödüllendirilmiş. Çok başarılı bir cinayet işlediği için, işleyen ekipte yer aldığı için arkadaşlar, herhalde denmiştir ki daha üst düzeyler tarafından, yani bu çocuğun hukuk nosyonu son derece kuvvetli. Böyle doğuştan, anadan doğma fıtri bir kabiliyetle son derece yüksek bu hukuk nosyonunu, Batılıların tabiriyle yeteneğini değerlendirelim vatan millet hizmetinde. Ne yapalım? Bunu İstiklal Mahkemesi'ne reis yapalım. Reis yapıldıktan sonra mesela Ankara İstiklal Mahkemesi kitabı Ilıkan Ilıkan yazarları 597'de görüyoruz. Gazetecilere diyor ki müsamaha inkılaplarda tehlikelidir. Yani devrim yapılan dönemlerde, ülkelerde, o sıradaki Türkiye gibi müsamaha, yani bunu ulusalcılar anlamaz, hoşgörü dediğimiz duygu tehlikeli bir duygudur. Gösterilmemesi lazım. Zaten hani yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Keleli dediğimiz tarihi şahsiyetle hoşgörü, müsamaha kavramı arkadaşlar ak ve karaydı. Hiç öyle bir yanlış hayatı boyunca yapmadı. Evet, şimdi aynı zamanda tabii başka türlüsü düşünülemeyecek şekilde din düşmanıydı. Mesela bu tetikçi, zalim, faşist ve din düşmanı kişilikle ilgili bakın sol geleneğe mensup Burhan Oğuz, demin de bahsini ettim, Yaşadıklarım ve Dinlediklerim kitabının 40. sayfasında nasıl bir tanımlama yapmış. Son derece inkılapçı bir ruha malikti. Hacı Hoca sarıklı sakallı gördüğünde sinirlenir, keli kızarırdı. Elinde olsa hepsini asardı. Hakkını yemeyelim. Zaten bu sayılan tiplerden yüzlercesini tartışma konusudur. Belki binlercesini de asmış vaziyettedir. Yani o kuru bir istekle kalmadı arkadaşlar. Şimdi gene literatürün meraklılarının iyi bildiği Keleli'yi tarihte en çarpıcı kılan olaylardan bir tanesi, Şapka İnkılabı öncesi ve hemen sonrası sergilemiş olduğu o muhteşem, şerefli ve tutarlı tavırdır. Nasıl bir tavır? Şapka İnkılabı henüz yapılmamış, böyle bir hazırlık olduğundan da haberi yok. Şapka gavurluk alametidir düşüncesiyle, çünkü örf o gün için öyle, Keleli fevkalade fıtri olarak, kendiliğinden olarak o örfün etkisiyle şapka düşmanı. Örneklerini okuyacağım. Bunu eline gelen her vesileyle ifade ediyor. Şapka inkılabı yapılıp Atatürk Kastamonu'da olayı gerçekleştirip Ankara'ya döndüğü günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması kitabında Mete Tunçay'ın bence bir aynı zamanda yani yorum Türkçe kullanma örneği de oluşturacak biçimde dediği gibi o sıralarda mühim olan şapka giyip giymemek değil, kelleyi yerinde tutabilmekti. Bu devlet şefkati içerisinde Keleli'de hem makamının mevkiinin hakkını vererek fevkalade arkadaşlar şapkacı oldu. Bakın nasıl oldu. Bir ömür böyle geçti. Süreyya Ağaoğlu dönem rejiminin önüne gelenlerinden, Ahmet Ağaoğlu'nun yeğeni. Türkiye'nin ilk kadın avukatı yanlış hatırlamıyorsam. Fevkalade batıcı, modern, öyle Müslümanlıkla da alakası olmayan bir kadın. Hatıratının 48. sayfasında diyor ki, babam evimizin bahçesinde arılarla uğraşır. Düzeltiyorum, yeğeni değil, kızı. Tezer Ağaoğlu'yla karıştırdım. Babam evimizin bahçesinde arılarla uğraşır. Tüllü bir şapka giyerek kovanların yanına giderdi. Ahmet Ağaoğlu Ankara'da. Bir gün Ali Çetinkaya bize gelip babamı o kılıkta görünce, "Vay Ahmet Bey, şapkamı giyiyorsunuz?" diyerek serzenişte bulunmuştu. Bir süre sonra şapka devrimi oldu ve aynı Ali Çetinkaya İstiklal Mahkemesi reisi olarak şapka kanununa karşı gelenleri idam cezasına çarptırmaya başladı. Sadece şapka kanununa karşı geldiği için. Babam ona, "İnanmadığınız fikirler aleyhine karar veriyorsunuz. Beni şapka giydiğim için tenkit eden siz değil miydiniz?" derdi, diyor. Ali Çetinkaya'nın buna ne cevap verdiğini söyleyemiyor. Çünkü arkadaşlar buna cevap verilemez. Öncesinde niçin şapka giyiyorsun diye insanlara fırça atan birisi, sonra mahkeme reisi olarak şapka kanununa karşı çıktığı için, mesela Sivas'ta Çil Mehmet örneği, duvara şapka kanununu, inkılabını eleştiren bir yazı asıyor. Olay bundan ibaret. İdam ediyorlar. Bunları idam ediyor. Tabii bu bapta unutulmaz İskilipli Atıf Hoca olayına ayrı olarak az sonra geleceğim. Ama şimdi bunun üzerinde duralım. Ortada şapka kanunu inkılabı yok. Kelali'nin şapka düşmanlığı sadece işte Ahmet Ağaoğlu gibi şahıslarla karşılaştığında onlara şikayette bulunmak, onların bu halini eleştirmekten mi ibaret? Hayır. Bakın daha bu tepki nasıl dile getirilmiş. Şevket Süreyya Aydemir'in ünlü Suyu Arayan Adam isimli otobiyografisinin 369. sayfasından okuyayım. İster gülün, eğlenin, isterse ağlayın. Biz mahkeme binasına girince o sırada Şevket Süreyya Aydemir de işte 1925 başları komünistlikten tutuklu, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor. Olay bu. Biz mahkeme binasına girince evvela alt kat sahanlığında veya odaların aralığında bir yerlerde oturtulduk. Yukarıda bir takım hareketler oluyordu. İnenler, çıkanlar, getirilenler, götürülenler vardı. Fakat bir aralık yukarıda kopan bir gürültü bütün hareketleri durdurdu. İri yarı pehlivan yapılı bir mahkeme üyesi merdivenin başında bağırıyor, tepiniyordu. Başında kocaman bir kalpağı vardı. Hasır şapkalı bir gencin yakasına yapışmış tartaklayıp duruyordu. "Nedir bu kepazelik? Bu şapkada ne oluyor? Babanla mı şapka giyerdi? Anandan şapkalı mı doğdun?" Sonra sözler, muameleler daha da sertleşti. Arkasından kuvvetli bir tekme yiyen genç merdivenlerden aşağı tekerlendi. Çantası bir tarafa, şapkası bir tarafa gitti. Fakat heybetli üye hala hıncını alamıyordu. Basamakların başında boyuna bir takım küfürler, ağır tabirler savuruyordu. Şapkasını, çantasını güç bela toparlayan genç kendini sokağa attı. Artık bu tabirleri işitemeyecek kadar uzaklaşmıştı. Bu genç bir gazeteciydi, Hikmet Şevki. Şapka giymenin henüz kanunlaşmadığı fakat bazı atılganların şapka giyebildiği günlerdi. Batı züppeleri yani. Bu genç gazeteci de başına asır bir şapka geçirmiş ve mahkeme binasına haber derlemek için şapkayla gelmişti. Tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar, "Niçin sen şapka giyiyorsun, gavurluğa mı özendin?" diye ana avrat küfredip sonra bununla da yetinmeyip mahkeme binasının merdivenlerinden tekmeyle o gazeteciyi kovan, döven şahıs da kahramanınız Keleli'ydi. Evet. Şimdi buna dair, bu ilginç, çarpıcı, önemli olduğu için tabii hemen geçmiyoruz. Ahmet Duran Alkan'ın İstiklal Mahkemeleri ve Sivas'ta Şapka İnkılabı Duruşmaları kitabının 169. sayfasından da şu alıntıyı paylaşayım. Şapkayla huzuruna çıktığı için bir gazeteciyi hapsetmeye kalkışan Ali Bey'in 3 ay zarfında vilayete çıplak başla girmek hususunda tereddüt geçiren insanları onar 15'er sene küreye mahkum etmesi tarihin ve elbette kaderin garip bir istihsasıdır. Şapkayla girmeyenler Ankara şehir merkezine Ali Çetinkaya tarafından diyor 10-15 senelik hapis cezalarına mahkum edildiler. Halbuki 1-2 ay önce şapka konusunda Kelelimiz bunu yapmıştı. Şimdi kimseye, yani özellikle günümüzün Kelelisinin yani ruhen reenkarnasyonu olan ulusalcılara pay bırakmamak için bir de Falih Rıfkı Atay'dan aynı konuyla ilgili okuyalım bakalım. Falih Rıfkı ne diyormuş? Hemen parantez açayım. Her zamanki usulümüz gereği bak, yaptığımız alıntılar, kaynaklar şu ana kadar gördüğünüz gibi içlerinde bir tane bu ulusalcı tavşanların işte bu dincidir, gericidir, yobazdır, Atatürk, çağdaşlık ve benzeri ve benzeri ve benzeri şeylerin düşmanıdır. Dolayısıyla söylediği ne malum denilebilecek kaynak yok. Hepsi onların kaynakları. Şevket Süreyya Aydemir meşhur tek adamın yazarı. Sonra bakıyorum Ahmet Ağaoğlu'nun kızı. Sonra bakıyorum hani bir Ahmet Duran Alkan denir mi? Onun da FETÖ geçmişini düşünürsek öyle çok İslami camianın adamıdır diyemezsiniz. Şimdi de Falih Rıfkı Atay. Kitap Ankara, sayfa 84. Vakit gazetesinin muhabiri bir İhsan vardı. Bak bu başka gazeteci. Gene aynı olay, başka gazeteci. Hikmet Şevki değil. Vakit muhabiri İhsan. O da bir asır şapka giyip İstiklal Mahkemesi'ne gider. Henüz şapkadan haberi olmayan kel lakaplı Ali Bey gazeteciyi bir güzel kovmuş. Fakat daha sonra Atatürk'ün Ankara'ya şapka ile döneceği, karşılayıcıların da şapka giymeleri doğru olacağı kendisine söylendiği vakit bir şapka arayıp buluncaya kadar akla karayı seçmiş. Bu da Falih Rıfkı Atay'dan. Sonra arkadaşlar şimdi gülemeyeceğimiz yerlere geliyoruz. İzmir İstiklal Mahkemesi'nin başkanlığını yapıyoruz. Keleli. Atladık bir sene, sonra 1926. Ya da atlamadan hani şunu ilave edelim. Atıf Hoca'yı bu yıl içerisinde İzmir suikastinden önce Ankara İstiklal Mahkemesi başkanı olarak idam kararını verendir şapka yüzünden. Bir anlatıma göre boynuna ilmik geçirildikten sonra sehpada sallanırken Atıf Hoca'nın başına bir fötür şapka giydirip kendi eliyle yumruğuyla şapkanın üstüne kafasına doğru vururken "giy domuz" diye bağırdığı da rivayetlerde, şahit anlatımları arasında mevcut arkadaşlar. Keleli. Evet, sonra 1926 Haziran'ı Atatürk'e İzmir'de bir suikast düzenlendiği şeklinde, sizin de zaten işte tarihlerde okuduğunuz öğretmeninizin söylediği yalanlardan birisi olan bir olay yaşandı. Bu yani bir provokasyondu. Öyle diyelim, aslı konu olmadığı için ona girmiyorum. Apar topar Ankara İstiklal Mahkemesi İzmir'e gitti. Orada göreve başladı. 15 civarında adam astı. Takip eden ay Temmuz ayında Ankara'ya dönecekler. B kadrosu diyebileceğimiz aynı mahkemenin devamı olarak 15 civarında adamı da Ankara'da asacaklar. Şimdi İzmir duruşmaları esnasında arkadaşlar mesela İstiklal Mahkemelerinin hiçbirinde yoktu. Orada da yoktu. İdamı istenilen sanıkların bile avukat tutma gibi bir hakları yok. Yani işte mahkemenin üyeleri ve onların yüksek hukuk nosyonlarından az önce bahsetmiştik zaten. Ama hani şimdi ciddi olursak bu mahkeme adı konulmuş öyle bir rezilliğin dibi ki idamınız isteniyor ve mahkemenin, tekrar ediyorum, idam kararı verdiği takdirde güvenebileceğiniz bir temyiz makamı, meclis falan da yok. İzmir'deki durum mesela. Mahkeme Haziran ayı içerisinde diyelim bugün idam kararı verdi. Bugünü ertesi güne bağlayan gece sabaha karşı saatlerinde İzmir Konak Kemeraltı civarında idam mahkumlarının hepsi idam edildi. Böyle bir mahkemede sanıkların avukat tutma hakları yok. Sanıklardan bir tanesi duruşmalar esnasında bunu dile getiriyor. %100 haklı olarak diyor ki yani hem benim kellemi istiyorsunuz hem bir avukat falan. Sinirleniyor kel. Gazete muhabirlerinin herkesin de bulunduğu bir ortamda gücün verdiği şımarıklığın etkisiyle azarlıyor avukat isteğini. İstiklal mahkemeleri diyor avukatların laf cambazlığıyla oyalanacak makamlar değildir. Mesela Cemil Tokpınar İzmir suikastinin iç yüzü sayfa 79'da bu anekdotu göreceksiniz. Ama idam talebiyle yargılananlar arasında daha dün denilen İstiklal Harbi'nin meşhur büyük komutanları da var. Refet Bela var, Ali Fuat Cebesoy var, Kazım Karabekir var. Türkiye'de o sırada olmuş olsaydı Rauf Orbay'da olacaktı. Bunların da kellesi isteniyor. Ama bir diğer taraftan bunlar üst düzey ve yeni harp kazanmış ordunun komutanları olarak o günün ordusu özellikle subay kesimi içerisinde çok ciddi bir sempatiye ve desteğe sahipler. Yani şunları söyleyelim. Mesela halka açık yapıldığı için duruşmalar İzmir'in göbeğinde bugünkü Milli Kütüphane binasında konakta. İzmir garnizonunda görevli yüzlerce subay bellerinde tabancaları resmi kıyafetleriyle sözüm ona dinleyici görüntüsüyle gelip salonda oturuyorlar. İşte bu tutuklu paşalar içeri girerken hepsi ayağa kalkıp esas duruşa geçiyorlar. Kel fevkalade kızıyor çünkü mahkeme heyetinin otoritesinin yerle bir olması demek. İşte oturun falan bağırmaya kalkışıyor. Kazım Karabekir dönüyor geriye. Rahat arkadaşlar diyor. Hepsi şak diye rahata geçiyor. Oturuyorlar falan. Mesela askeri uçaklar mahkeme binasının üstünden yalama uçuşu yapıp paşalarımız masumdur onlara dokunmayın yazılı aşağıya kağıtlar atıyorlar. Sonuçta paşalar tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar beraat ediyor. Fahrettin Altay bunu anılarında açık açık da yazar. İşte der ki İsmet Paşa ile ikimiz çok bastırdık Mustafa Kemal'e. Dedik ki ne olursunuz paşaların canını bağışlayın. Bunlar bizim dünkü silah arkadaşlarımız, çocukluk arkadaşlarımız bazıları. Mustafa Kemal dedi ki diyor ya bir Ali Bey ile konuşalım bakalım hani o ne der falan. Halbuki buralarda hukuk yok tabii yani. Devlet başkanının normal şartlar altında o mahkemeyle bir alakasının olmaması lazım. Neyse buraları geçtik arkadaşlar. Zülfiyare dokunur çünkü. Ama şimdi bu sırada yaşanan gene Batılıların tabiriyle tam trajikomik diye nitelendirebileceğimiz bir gelişme var. Paşalar mahkemedeki sorguları sırasında ordudan ve zabitan kesiminden aldıkları bu desteğin de cesaretlendirmesiyle öteki sivil zavallı sanıklar gibi değil de Keleli'nin sorgulamasına mahkemede çok tok ve sert cevaplar vermeye başlıyorlar. Mahkemenin otoritesi, kilin otoritesi, onun dayanmış olduklarının otoritesi herkesin gözü önünde tabii cereyan ediyor bu. Fevkalade rahnedar. Atatürk'te arkadaşlar o sırada mahkemeyi etkisi altında bulunduruyor denmesin diye İzmir'de değil. Normalde olmasını bekleyeceğimiz Ankara'da da değil. Henüz daha 1 Temmuz 1927'ye yaklaşık olarak bir sene var. İstanbul'a henüz daha geri dönmüş değil. Çeşme'de. Ben de İzmirliyim yani o civarı bilirim doğal olarak. Çeşme İzmir'e çok uzak. Kuş uçmaz, kervan geçmez, ulaşılmaz bir yerdir. Hani mahkemeyi etkisi altında bulundurmuyor fikrini çok net olarak verebileceğiniz gerçekten çok özenle seçilmiş bir mevkidir. İzmir'e karayoluyla 70 kilometre mesafededir Çeşme. Yani bu rakamlardan da anlayacağınız gibi zaten son derece işte Mustafa Kemal'in hassasiyetini ispat eden bir mevki. Hani onlar gelsin ya da ben gideyim dese haftalar alacak tabii, İzmir'den Çeşme'ye gitmek gelmek falan. Ama işte Mustafa Kemal Çeşme'de hayatının ilk ve son tatilini, yani Çeşme'de yaptığı ilk ve son tatili geçirmekteyken o sırada İzmir'de de bu idam talepli istiklal mahkemeleri devam etmekteyken haliyle telgrafla falan günlük gelişmeler kendisine iletiliyor. Ve o günlerde işte başta Kazım Karabekir bu idamla yargılanan paşaların mahkemedeki o tok duruşları, dik duruşları, mahkeme heyetinin bunlar karşısında karizmayı çizdirmiş olması, altında ve ezik kalmış olması ve yani içeride tabii beli silahlı yüzlerce acar Türk subayı var. Hani bu durumda siz olsanız ne yapardınız diye de sorarım ayrıca. Mustafa Kemal'i fevkalade kızdırıyor. Yani bağımsız bir hukuk mahkemesinin böyle psikolojik bir etki ve baskı altına alınmış olması falan. Tabii o yeni kurduğu devlette, cumhuriyette haliyle hukuka, bağımsızlığa işte ve bunun gibi böyle bildiğiniz o temel çok güzel kavramlara fevkalade düşkün bir devlet kurucu olduğu için tabii böyle bir manzara oluşmasından fevkalade rahatsız oluyor arkadaşlar. Yerden göğe kadar haklı olarak. Sonra yani bu rahatsızlığını bu Aliler Divanı'na ifade etme ihtiyacı duyuyor. Bu da normal. Ama nasıl ifade edecek? İşte Çeşme'de bir balo tertipliyor Mustafa Kemal. Cumhurbaşkanı, devlet reisi olarak. Bunlar da tabii o günün yargısının üst düzey zevatı haliyle baloya davet edilir. Davet ediyor. İşte onlar böyle günler boyunca falan uğraşa didine o 70 kilometrelik mesafeyi geçip herhalde, yani öyle tahmin ediyorum, Çeşme'ye vasıl oluyorlar balo gecesi. Mustafa Kemal balo saatlerinde bir fırsatını bulduğunda siz hele bir gelin bakayım diyor bu mahkeme heyetine. Bunları orada işte tatilini geçirmekte olduğu köşkün mutfağına çekiyor. Kimseyi sokmayın diyor mutfağa. Sonra mutfakta Mustafa Kemal'le bu üç yiğit arasında nasıl bir görüşme geçiyor, neler yaşanıyorsa. Mustafa Kemal arkadaşlar balo salonuna tek başına döndükten sonra bu üç yiğit kaçacaklar, dışarı çıkacaklar da ama şimdi mutfaktan balo salonuna, köşkün altındaki salona, oradan dış kapıya ve bahçeye çıkmaları lazım. Bu da ikinci bir kere Mustafa Kemal'in gözüne gözükmek demek. Bu yiğitler buna cesaret edemiyorlar. Allah'tan köşkün mutfağı genelde olduğu üzere zemin katta, mutfağın penceresini açıp pencereden bahçeye kaçıyorlar. Oradan otomobillere binip gene herhalde haftalar falan sürecek çok meşakkatli bir yolculukla, çünkü çok uzun bir mesafe, 70 kilometre. İzmir'e dönüyorlar. İster inanan, ister inanmayın. Al sana demokrasi, al sana hukuk, al sana mahkemelerin bağımsızlığı, müdahale edilmezliği, al sana hakim heyetinin ne kadar yiğit, ne kadar tavizsiz, ne kadar adalete ve hukuka canı pahasına bağlı oldukları. Tabii yani Atatürk gibi birisinden de çekinilir, korkulur. O yüzden bu yiğitler mutfak penceresinden bahçeye tersine bir hırsız hareketiyle, yani hırsızlar genellikle gece bahçeden açık bulduğu diyelim mutfak penceresinden içeri girerler ya, usul özü itibarıyla aynı ama sadece istikamet itibarıyla dışarıdan köşke değil, köşkün içinden, pencereden bahçeye falan şeklinde bir yiğitlik. Bu konuyla ilgili literatürdeki birçok kaynakta vardır, yani kimsenin doğruluğunu eleştiremeyeceği, itiraz edemeyeceği, literatürde zaten meşhur olmuş bir anekdottur ama hani gene de kaynak isteyenler olursa söylemiş olayım, onlardan bir kaynak. Taha Akyol, Atatürk'ün İhtilal Hukuku, sayfa 497. İnanmayan ulusalcı arkadaşlarımız açsınlar, kendi adamlarının yazdığı kitaptan olay aynen benim anlattığım gibi oldu mu olmadı mı okusunlar. Evet. O kadar şefkatle hitap etmiş yani Mustafa Kemal. o kadar yumuşak, o kadar şefkat dolu bir konuşma yapınca bunlar da mahcubiyetlerinden ikinci bir kere daha Gazi Hazretlerinin gözüne gözükür. Bu sefer bize karşı şefkat damarını belki tahrik etmek de değil, patlatırız. Yani biçimsiz bir şey, o kadar insanın arasında koskoca Cumhurbaşkanı'ndan belki ağlamasına falan bize duyduğu şefkatten kendini tutamayıp sebep oluruz falan düşüncesiyle herhalde, tahmin ediyorum. Bunlar böyle hırsız hareketiyle, evet, pencere kahramanları. Sonra arkadaşlar takip eden ay, yani Temmuz 1926 İzmir suikasti davasının ikinci bölümü artık Ankara'da görülüyor. Temmuz-Ağustos ayları boyunca. Ankara'da da yaklaşık 13-14 kişiyi bunlar aynı şekilde sallandırıyorlar ama hani İzmir'den çıkmadan söyleyelim, İzmir Mahkemesi kararları açıkladıktan sonra sabah saatlerinde ve ilginç, idamlıklar mahkeme salonuna getirilmiyor. Şimdi ciddileşeyim artık, çünkü olay patlak verirdi. O yüzden beraat ettirilecekler ya da yani olsun yatar çıkarız diye bildiklerini kendisinde tutup başına büyük bela açmamak için sıkıntı yapmayacak olan hafif cezalar ve beraatlıklar getiriliyor mahkeme salonuna. Onların yüzüne karşı okunuyor. İdam kararı verilenler hapishanede, onlara hapishane hücresinde okunuyor idam kararları. Şimdi bunlardan iki kişi var eski iddiatçılardan. Aslında suikastle falan alakaları yok. Bunlara 10'ar sene ağır ceza, ağır hapis cezası verilmiş. Bunlar buna da itiraz ediyorlar. Yani bir açıdan doğal. Çünkü olayla hiçbir alakan yok. 10 sene ve o günün infaz kanununda öyle 1/3 infazlı, şuydu buydu, bu gibi atraksiyonlar yok arkadaşlar. Yani 10 sene dendi mi 365 × 10. Günü gününe, saati saatine aslan gibi yatıyorsun. Hala hayattaysan ondan sonra çıkıyorsun. Şimdi böyle olunca da insanlar, iki kişi bunu da fazla buluyorlar. İsmail Can Bolat Bey'dir. İtiraz dilekçesi veriyorlar. Hapishaneye geldikten sonra. Öğle saatlerine doğru. Bu Yüksek Şanlı Hukuk Mahkemesi'nin arkadaşlar, daha önce de söyledim, üst mahkemesi kendisi. Yani itirazlar bir üst mahkemeye gitmiyor bugün olduğu gibi. Öğleden sonra Haller Divanı bu sefer hükümleri vermiş olan sabahki mahkemenin temyiz makamı olarak, üst mahkemesi olarak bir daha toplanıyorlar. Bu itiraz dilekçelerini okuyorlar, değerlendiriyorlar. Ve bu 10 sene iki kişiye verilmiş ağır hapis cezasını bozuyorlar. Diyorlar ki evet, gerçekten bu haksız bir ceza oldu. Ve yeni cezayı veriyorlar. İster inanın ister inanmayın. Yeni ceza idam arkadaşlar. O gece normalde iki kişi eksik idam edilecekken bu ikisi de 10 yıllık hapis yerine götürülüyor. Çatır çatır İzmir'in Konak Meydanı'nda idam ediliyor. Ulusalcıların altın çağı, asr-ı saadet kabul ettikleri Türkiye öyle bir Türkiye'ydi. Sonra bu adamlar geldiler, işte dediğim gibi aynı sene Temmuz-Ağustos aylarında Ankara'da, sözüm ona, bir mahkeme daha kurdular. Zaten Ankara mahkemesiydi. Bir o kadar adamı da Ankara'da astılar. Ankara'da asılanların en meşhuru Maliyeci Cavit. İttihat Terakki Hükümeti'nin ünlü Maliye Bakanı. Selanik dönmelerindendir, onu söyleyelim. Mesela Gökberk Yücel'in Meşrutiyetten Cumhuriyete Ana Akım Siyasi Partiler kitabı, sayfa 182'den nakledeyim. Duruşmalar esnasında Keleli bir ara Cavit Bey'e diyor ki biz vicdani kanaatle hüküm veririz. Çok önemli. Burada yapılan duruşmalarda mesela Ilıkan Ilıkan, Ankara İstiklal Mahkemesi, sayfa 653'te görüyoruz. Keleli'nin sanıklara sorduğu standart sorulardan bir tanesi. Niçin Halk Fırkası'na girmedin? Yani suçun sabit bulunup sonuçta adamların idamına götüren sebeplerden biri oluyor. Neden Halk Fırkası'na girmedin? Ya işte şu sebepten, bu sebepten. Yani hayal edebilirsiniz o durumda. İzmir'deki idamların gölgesi falan. insanlar sırf canını kurtarabilmek için adeta 40 takla atıyorlar. Gerekçeler ileri sürüyorlar. Niçin halk fırkasına girmedi? Ama bu gerekçelerin hiçbirinin içinde yani ben halk fırkasının siyasi anlayışını, zihniyetini, ideolojisini tasvip etmiyorum. Onun için girmedim gibi doğru ve tok bir cevap yok. Çünkü kelle meselesi var ortaya. Hani ciddiye almayın ama seviye olarak şunun düzeyinde cevaplar. Ya işte kaynanan hastaydı o sıralarda. Sabah akşam fevkalade onunla meşguldük. Bir türlü böyle bir vakit bulup yakındaki bir halk fırkası şubesine gidip de kaydımı yaptıramadım. Yani birebir aynen böyle bir cevap yok da ama verilen cevaplar bununla aynı. Dozajda, seviyede, kalitede cevaplar. Bu da haklı tabii, insanlar can derdine düşmüş. Sonra ne oldu? Sonra arkadaşlar Arif Oruç'un Yarını kitabından hazırlayan Mete Tunçay ne olduğuna dair size fikir versin, okuyayım. Yeniköy Belediye Reisi Kemal Bey'in sabık Dahiliye Nazırı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey'in kardeşi olmak bedbahtlığından asıldığı hala İstiklal Mahkemesi zabıtlarında kayıtlıdır. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Ali Bey ona da sen Mehmet Ali'nin kardeşi olduğu için asılacaksın demişti. Bu korkutmaya yönelik kuru bir tehditten ibaret değildi. O yüzden asıldı. Maliyeci Cavit de arkadaşlar o yüzden asıldı. Evet. Bu arada yani vakit bayağı ilerledi ama şunu okumazsam eksik kalır. Geçmiştik bir sene öncesi. İskilipli Atıf Hoca'nın Keleli tarafından nasıl idam edildiğini Şevket Süreyya Aydemir gibi tek adam kitabının yazarı olan birisinin kaleminden okuyalım. Suyu arayan adam sayfa 373-374 ve o sırada kendisi de komünistlik suçundan orada tutuklu olarak yargılanan bir sanık. Hani Ahmet'ten Mehmet'ten duyduğunu da yazmıyor. Aradan bir zaman geçti, gene mahkemeye çağrıldık. Mahkemeye çağrıldığımız gün aynı yol nizami tertiplendi. İstiklal Mahkemesi'nin 2 katlı kerpiç binasına girdiğimiz zaman evvela gene aynı sahanlıkta, aynı tahta sıralarda oturtulduk. Yukarıda gene aynı hareketler, getirilenler, götürülenler vardı. 1 Aralık üst sahanlığın başında aynı iri yapılı üye göründü, Keleli. Fakat şimdi başında bir hasır şapka vardı. 25'in sonları. Şapka inkılabı yapılmış. Şimdi onun da artık bir şapkası var. Yani arabası var şimdikilerin. Onların da şapkaları vardı. Fakat şimdi başında bir hasır şapka vardı. Mahkeme salonunda çıkarılan bir hükümlü grubunun merdivenlerden indirilmesine nezaret ediyor. Bir sıra emirler veriyordu. Hükümlüler arasında sarıklı bir müderris göze çarpıyordu. Müderrisin başında fes ve sarık vardı. Cübbesi ve kıyafeti temizdi. Suçu o sıralarda yayınlanan şapka kanununa muhalefet etmekti. Fakat bu suç bir takım ithamlarla da karışınca mahkemeden en ağır hükmü yemişti. Artık son saatlerini yaşıyordu. Hocanın yüzü sakindi. Metanetini muhafaza ediyordu. Yalnız dudakları kımıldıyor ve galiba bir dua okuyordu. Fakat eskiden kalpaklı ve şimdi hasır şapkalı zat bu hükümle de kanmamış gibiydi. Bağırıyor, çağırıyordu. Acaba hocayı bir tekmeyle merdivenlerden aşağı yuvarlayacak mı diye bekledim. Fakat olmadı. Müderris bu sözler kendisine değilmiş gibi bekledi. Sonra sağanak geçince yürüdü. Muhafızların arasında merdivenlerden indi. Önümüzden geçerken dudakları gene kımıldıyordu. Götürüldü, İskilipli Atıf Hoca idam edildi. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Şöyle bir tefekkür kapısı açalım. İskilipli Atıf Hoca ne oldu? Öldü. Şapkaya itiraz ettin gerekçesiyle iple boğularak öldürüldü. Asıldı. İskilipli Atıf Hoca öyle ölmeseydi de senelerce daha yaşayıp normal alimliğini, hocalığını devam ettirmiş olsa idi, sonuçta ne olacaktı? Gene ölecekti. Belki 30 sene sonra beyin kanamasından, şekerden, tansiyondan, kalpten evinde rahat yatağında ölecekti. Şehit oldu, cennete gitti. Bu afratafrayı yapan, bu zulümleri yapan, bu Keleli denilen faşist ne oldu? Bu zulmüyle, bu saltanatıyla neticede ne oldu? Öldü. Evet, bir Müslüman için karşılaştırdığımız vakit zalimle mazlumu netice bu şekilde tecelli eder. Herkes ölür, herkes ölecektir. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Ama ölmemek çaresi olmadığına göre mühim olan Keleli gibi değil, İskilipli gibi ölmektir. Allah o lütfu da her kuluna bağışlamıyor ve bakın Keleli nasıl ölüyor? Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti'nin meşhur bakanlarından Ahmet Ağaoğlu'nun oğlu. Ünlü kitaplarından biridir. Babamın arkadaşı, evet, karıştırdım. Başka bir Ağaoğlu'na geleceğim. Babamın arkadaşları Samet Ağaoğlu, sayfa 125. Hastalığının şuurunu tamamen kaybettirerek yaşadığı son günlerinde sık sık ve titremeler içinde bakanın ismini sayıkladığı maliyeci Cavid'in ve geliyor geliyor diye haykırdığı anlatılmaktadır. Bir günde bu korkular, bu vehimler, bu hayaller arasında gözlerini dünyaya kapadı. Evet, herkes İskilipli gibi ölemiyor. Sonra arkadaşlar gene Samet Ağaoğlu'nun Kuvayi Milliye Ruhu kitabının 237. sayfası. Bakın ölümü nasıl anlatıyor. Dediklerine göre Ankara'da kalan son günlerini yatakta, kafası ve hayalleri sehpalarda sallanan morarmış yüzlü arkadaşlarıyla dolu, tek başına kah ağlayarak kah gülerek hayatını bitirdi. Bir ömür böyle geçti. Süreyya Ağaoğlu, aynı olay. En iyi arkadaşı Naili Bey'i bile idama mahkum ettiğini öğrenince karısı düşüp bayılmıştı. Bunu duymasına rağmen Ali Bey vicdan azabından kurtulamadı ve ölüm döşeğinde Cavit'i ben öldürmedim sözleriyle can verdiğini duyduk. Bütün anlatımların ortak noktası arkadaşlar, büyük bir pişmanlık, büyük bir korku ve bunların etkisiyle de büyük ihtimalle aklını yitirmiş olarak. Müslüman olanlarınız biliyor zaten, bugüne kadar çok okudunuz, çok dinlediniz. Bir de İskilipli Atıf Hoca'nın şehadeti vardır. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ali gibi, yiğit oğlu yiğit gibi. Zulmün idam sehpasına yürüyüp kitabının ayetlerini okuya okuya boynunu ipe uzatması, yiğit oğlu yiğit olarak can vermesi. Evet. Bu dünyada yaşadığı hayata göre bazıları öyle ölür, bazıları böyle ölür. Bu geçmişte bütün tarih boyunca böyleydi. Bugün böyle olacak. Önümüzdeki zamanda kıyamet kopuncaya kadar da böyle olmaya devam edecek. Şimdi bu noktada daha söylenecek çok söz vardır da Allah bize ömür imkan verirse o sözlerin de söylenebileceği günleri bekleyerek burada 3 nokta koyalım. 3 nokta koyalım ve şunlarla arkadaşlar bu bahsi tamamlayalım. Şimdi biraz gülmenin sırasıdır diyeceğim ben. Keleli hızını alamadı, en sonunda Mustafa Kemal'i de öldürmeye kalkıştı bir ara. Armstrong'un ünlü Bozkurt Mustafa Kemal biyografisinde bakın olay nasıl anlatılıyor. Türkçe çeviri 217-218. sayfalar. Sene gene 1920'lerin ikinci yarısı. Tehlike bir akşam açıkça kendini gösterdi. Saat çok geçti. Akşam yemeği sona ermişti. Biri muhafızı iterek salona girdiği zaman Mustafa Kemal içerideki odada yakınlarından birkaçıyla kağıt oynamaktaydı. Çankaya Köşkü. Kapı açıldı. Ali içeri girip şapkasını çıkardı. Odanın havası sigara dumanıyla ağırlaşmıştı. Alman firmasının sağladığı elektrik ışığı titrek ve kararsızdı. Ali dikkatle odaya göz gezdirdi. En uzak köşede oturan Mustafa Kemal hala kımıldamamıştı. Bir gözünde eskisinden de belirgin hale gelen kayma onu daha korkunç ve tehditkar gösteriyordu. Burada kastedilen Mustafa Kemal. Oturması için bir sandalye gösterdi. Oda sessizdi. Ali utanç içindeydi. İsmet'le münakaşa etmişti. Kendisi ve bir arkadaşı için hükümette bir görev istemişti, yani bakanlık. İsmet ise reddetmiş. Bu külhan beylerden hiçbirinin kendi işine karışmasına izin vermeyeceğini açık açık söylemişti. Ali İsmet'in konuşma tarzına içerlemişti. O da dandun konuşurdu kendisi gibi. Mustafa Kemal'e kendisi ortadan kalkacak olursa İsmet'in derhal onun yerine geçeceğini ima etti. Demek geleceği görme gibi bir yeteneği de varmış herifin. İsmet sağırdı ama bu sözleri açıkça duydu. Kendi başına Mustafa Kemal'in teklifsiz dostlarının icabına bakamayacağını bildiğinden Mustafa Kemal'e şikayet etti. O da Ali'yi sertçe kendisine gelmesi için uyardı. Ali cesaretini toplamak için içki içerek gelmişti. Saygısız bir tarzda bacaklarını ayırarak oturdu. Birisi ona içki verdi. Odadakilerin şerefine kadeh kaldırdı ve içkiyi bir dikişte içti. Ardından masanın karşısında oturan Mustafa Kemal'e hitap etti. İsmet'ten yakındı. İsmet'e sövüp saydı. İsmet de o sırada orada. Kendisi ve arkadaşı için kabinede birer bakanlık istedi. Mustafa Kemal hırsla ona döndü ve kendi işine bakmasını, politikadan uzak durmasını emretti. Ali çok sarhoştu. Eli pantolonunun arka cebine gitti. Fakat hızlı bir atıcı değildi. Tabancasını çekmesinden önce diğerleri onun üstüne atıldılar. Sandalyesi ile birlikte arkaya devirdiler. Onu dışarıya, salona sürüklediler. Haykırarak, homurdanarak onu tekme tokat dövdüler. Bütün bu hengame içinde, bu aşağılık kavganın patırtısı içinde Mustafa Kemal kımıldamaksızın oturdu. Sonra aniden kapıya çıktı, sesi salonda çınladı. Tabancasını alın ve buradan def edin. Yüzü asık ve vücudu sıçramaya hazırlanmış gibi gergin, ona doğru yürüdü. Ali dehşete kapılmış bir halde sürünerek kapıya kadar ulaştı ve kendini dışarıya attı. Al sana asr-ı saadet. Yani şimdi burada tasvir edilen ortam genel olarak size neyi çağrıştırdı, nasıl bir ortamı? Ben onu söyleyemiyorum, bendeki çağrışımını, çünkü kafadan 5816. Kendi yorumunuzu kendiniz yapın arkadaşlar. Artık bitirelim bunları. Neyle bitirelim? 2 tane çarpıcı başka örnek. Bu faşizan kişiliğin fotoğrafını, resmini bir bütün olarak görebilmek adına. Bir tanesi Efsane Vali Olcay Soğuk yazarı, sayfa 86. Sonraki yıllarda bakanlık isteğine kavuşacak, hem de İsmet Paşa'nın sayesinde kavuşacak. Bayındırlık Bakanı olacak. Yabancı olduğu için Fransız mimar Proust'un İstanbul imar planını kabul etmeyecek. Keleli arkadaşlar. Aynı şekilde Nuri Demirağ'ın projesi, finansı kendisine ait olmak şartıyla o yıllarda hazırlamış olduğu Boğaziçi Köprüsü'nü de kıskançlık hasebiyle reddedecek projeyi. Bakın, Fatih Dervişoğlu'nun Nuri Demirağ biyografisinin 144. sayfasında bu konu nasıl anlatılıyor? Nuri Demirağ'ın büyük kızı Mefkure Azak, babasının teşebbüslerinde en büyük engelin İsmet İnönü ve çevresi olduğu düşüncesindedir. Diyor ki Demirağ'ın kızı, Nuri Demirağ parlar da benim yerime geçer diye endişelenirdi. Uçak fabrikasının en iyi çalıştığı zamanlarda İran'dan, Irak'tan uçak siparişi geliyordu. Ancak yakarız yine sattırmayız diyorlardı. Nuri Demirağ'ın güçlenmemesi için siyasi bir figür haline de gelebilir. Bir de köprü olayı vardır. Köprünün yapımına Ali Çetinkaya karşı çıkıyordu. İstanbul'a Boğaziçi Köprüsü. Babam da köprüyü yapacağım, girişe de Ali Çetinkaya geçemez yazacağım diye espri yapardı. Son olarak şu arkadaşlar, Cevat Memduh Altar gibi müzisyen. Yani Batı müziği fanatizmi adına İslam düşmanlığını hiç sakınmadan açığa vuran Cumhuriyete kanat geren diye tabir ediyorlar ya onlar. Ya da Cumhuriyete can veren tam bunlardan. Yani ilk ona girebilecek fanatik bir İslam düşmanı. Sanatın Işığında 78 Yıl isimli otobiyografisinin 282. sayfasında öğreniyoruz. Devir İsmet Paşa devri. Bir zamanlar kanlı bıçaklı olduğu bu Ali Çetinkaya da Bayındırlık Bakanı. O bakanlığın verdiği güçle de bir gün diyor Ankara Radyosu'na baskın düzenlemiş. Böyle yani kapıya tekmeyi vurup girmecesine bir baskın. Halbuki normalde radyo onun bakanlığının görev ve yetki alanında değil ama yetiyor bakan olması. Dehşet içinde kendini karşılayan radyo yetkililerine fırça atıyor, azarlıyor, tehdit ediyor. Mevzu. Ulan diyor 2'de 1'de Mozart kim bu gavur diyor. Bu gavurun ne marifeti var? 2'de 1 diyor bizim milli radyomuzda bir gavur ismi Mozart'ın şusunu çalıyoruz, Mozart'ın busunu çalıyoruz. Bakın diyor bir daha bu radyoda, yani radyonun yayınında bu Mozart gavurunun adını duyarsam diyor benim elimden çekeceğiniz var. Kapıyı geldiği gibi çarpıyor, çıkıp gidiyor. Alın sizi aynı zamanda o muazzam şahane CHP tek parti iktidarının üst düzeyinin faşizanlığından bahsetmiyoruz. Bunu biliyorsunuz. Entelektüel düzeyin. Kim bu Mozart? Ulan ulusalcılar, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bitirdik ama arkadaşlar saat da 23.02 olmuş. Şimdi ben yani sorulara hangi kalmayan süre içerisinde cevap vereyim. Tam 2'ye katladık. Neyse. Ayıp olmasın. İlk 3 soruya baştan cevap verelim. Müsaade alalım. Derin Devlet demiş ki Cibilliyeti malum Ahmet Emin Yurdakul'a, Ahmet Emin Yurdakul değil, Ahmet Emin Yalman, 1950'lerde suikast teşebbüsünde bulunulmuş fakat detaylı bilgi kaynağına ulaşamadım. Sebepleri sonuçları ne olmuştur acaba? Saygılar, sağ olun. Ama herhalde yeni bir izleyicimiz. Yani bizim sorularda cevap süre tahdidimiz ortalama 1 dakika. Böyle sebepler, sonuçlar, tahlil cevap veremeyiz. Ben size kaynak tavsiye edeyim. O suikastın da zaten bir nolu faili meşhur Hüseyin Üzülmez miydi, Üzmez miydi? Onun şu Bizimkiler isminde bir kitabı vardır, anı kitabı. O kitaptaki anlatım büyük ölçüde de gerçeğe denk düşen bir anlatımdır. Çok ayrıntılı şekilde bu sorunun cevabını orada bulabilirsiniz. Timaş'ın yayınladığı bir kitaptı ama hala yeni baskısı var mı bilmem. Kitapçılarda kalmamışsa nadirkitap.com. 2. AKP kuruluşu BOP olaylarıyla ilgili ikinci bir kitap, bir de İsmail Tokalak ve Murat Akan seviyesinde bir yazar önerir misiniz? O ikisinin kitaplarını bitirip yazmamı söylemiştiniz. Yani şimdi yanlış anlamayın, ben tanımam. Tanımadığım için de hüsnü zannederim ama yani bu konuları yazıştığımız, konuştuğumuz vakitleri hatırlıyorum. Çok 1-2 hafta öncesi. Bu süre içerisinde Murat Akan ve İsmail Tokalak'ın kitaplarının hepsini bitirmiş olmak çok gerçekçi bana gelmedi. Yani çok özürlerimle bunu paylaşmış olayım. İkinci kitap meselesi şu an ezberimde yok. O yüzden onu geçiyorum. Ama ne olursa olsun yani şimdi Tokalak ve Akan'dan sonra 3. yazar bu çizgide dediğinizde Ceyhun Bozkurt ve Mete Yarar'ın ortak yazdığı kitaplar var. 4-5 tane en az. Tavsiye ederim. Tek başına Mete Yarar'ın, tek başına Ceyhun Bozkurt'un imzasını taşıyan kitaplar var. Onları da tavsiye ederim. Bu vesileyle yalnız rica etmiş olayım. Hasan Bey'den de, bütün kitap tavsiyesi isteyen arkadaşlardan da, yani benim tavsiye etmiş olduğum kitaplar alınmıştır, okunmuştur. Son kitabın sonlarına yaklaştığınızda bana dersiniz ki tamam hocam ben senin şartını yerine getirdim. Şimdi lütfen bana bunun devamını tavsiye et. Canımla beraber ben de hemen aklımdan cevabını verebileceğim bir şeyse şimdi olduğu gibi şimdi, sonra ise gene işte YouTube'da yorumlarda yazıp vereyim de, ama yani şurada bir bende soru işareti okundu, çünkü o sürede bu iki yazarın kitaplarının hepsinin okunması arkadaşlar mümkün değil idi. Yani üçüncü soru. Emre, Müslümanlardan bir çetecik Beyaz Evi fethedeceklerdir. Müslim İmare 10 numara 1822 hadis rivayeti. Bu hadiste Beyaz Ev, Beyaz Saray yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah-u alem düşündüğünüz gibi olma ihtimali yüksek, ama şimdi özel olarak bu konuyu bilmediğim için ihtiyaten şunu söyleyeyim. Ümmetin en güvenilir kabul ettiği Müslim şartlarından şu an Türkiye'de bulabileceğimiz, ulaşabileceklerimizden ki birkaç tane vardır. En az 2 ya da 3 tane Müslim şerhi ulaşılabilir durumdadır. Onlardan bu hadise, bu büyük alimler, şerh yazarları nasıl bir açılım getirmişler? Önce bir onu görmek gerekir. Aklımda yok benim o. Onu gördükten sonra bu soruya, bu kastettiği istikamette daha net bir cevap verme imkanı doğar, ama ilk başta hakikaten yani bu Emre Rumuzlu kardeşimizin tahmin ediyorum yorumladığı, anladığı manada bir büyük sır, Efendimizin ilmi mucizelerinden birini de barındırıyor olabilir. Allahu alem. Evet, 3. soru bitti. Saatte 23.07 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla kalan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar diyoruz. Özür diliyoruz. Belgelerle Gerçek Tarih isimli mükemmel web sitesini yeniden herkese hatırlatıyorum. Ayrıca son günlerde 3-4 tane sesle ilgili bana şikayet yazan arkadaşlar oldu. Lütfen sizler şimdi bunun devamına ya da daha sonra videonun altına, yorumlara, yani evet ses iyi değil ya da hayır sesle ilgili hiçbir sıkıntım yok şeklinde yorumlarınızı yazarsanız, hani istiyorum ki genel fotoğrafı bir görelim. Eğer genelde bir şikayet söz konusu ise bu sizin alıcılarınızdan değil, bizim buradaki teknik ekipmandan kaynaklanıyor demektir. Onu net olarak bilelim. Ona göre düzeltmenin çaresine inşallah bakalım. Lütfen bu konuda sizden katkı beklerim. Bana bilgi verin. Arkadaşlar önümüzdeki pazar akşamı saat 22'de Allah izin verir ise Küresel Derin Yapı ve Rockefeller diyeyim, anlaşılmıştır, vakitte çok geçtiği için. Ayrıca açıklama bilgi vermeyeceğim. Moderatörümüzden ikaz geldi. Herhalde. Evet. Ses baştan sona gayet güzeldi mesela. Moderatörlerimden biri şu an onu demiş, ama yani son günlerde de böyle bir şey oldu yani. Neyse siz gene yazın. Bunu dedikten sonra diyoruz ki her şey Allah için, her şey İslam için, başka hiç kimse ve hiçbir şey için. Ve diyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, sözü, arkadaşlar sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.